Selam dostlar, bendeniz Boğuz Engaras Otoburtlarıma. Dostlar, bu videonun sponsoru Asil Gülüyorlar. Dostum'dayız. Erhan abimizin mekanındayız arkadaşlar. Ayhan abimiz de burada. Bana devamlı iş paslayan bir abimiz. Allah razı olsun. Biz hani orayı koruyor. Benim de çok sıkı takipçilerimdir yani kendileri. Geçenki hani Erzurum Molo'nu hatırlarsınız dostlar. Erzurum'a hani bir takım makinesini götürmüştük. Bayağı bir atraksiyonunu geçmişti. Yolda tırmanıp dövülmüştü. Karda tipide kışta gittiydik. O makinenin işi bitmiş. Şimdi makineyi almaya geri Erzurum'a doğru yola çıkacağım arkadaşlar bugün inşallah. İnşallah. Sağ olsun Ayhan abimiz gene iş ayarladı bize. Allah razı olsun. Erhan abimizin mekanındayız. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. Otokurtarıcı sahidesi olarak Türkiye'nin bir numarası Erhan abimiz. Allah razı olsun abim. Dostlar, Austin'de Asil Boyunca Umut'a hani Erhan abimizin mekanında. Yani misafirperverliği olsun. Altın, alım, satım, takı, aksesuar. Ne türlü yani her türlü hani ihtiyacımız olursa Erhan abimiz her daim burada. Ben yine telefon numarasına şöyle sağ üst köşeye eklerim. Hani oldu ya Ostim tarafına, Yeni Mahalle tarafına veya Ankara'dasınız. Kuyumcu işiniz oldu arkadaşlar. Erhan abimiz her zaman burada ve güler yüzüyle sağ olsun. Sıcak sohbet olsun her daim burada Erhan abimiz. Çok teşekkür ederim. Yani yardımcı olur dostlar. Erhan abim sana sormak istediğim bir şeyler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Dediğim gibi seni çok seviyoruz. Allah razı olsun. Hep takipte kalacağız Allah inşallah. Allah razı olsun. Allah kimseye kaza bela vermesin. Amin abi. Sadece arzu yapsınlar, sana da oradan ekmeği içersin inşallah. Allah kaza bela vermesin tek diyorum abi. Arıza her türlü gideriliyor oluyor abi. Evet. Ama can gelmiyor abi, doğru söylüyor. Öyle. Dostlar, görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bakalım bugün yol Erzurum Molo'nda nelerle karşılaşacağız hep beraber zaten şimdi izleyeceksiniz. Şu an Austin'den artık Erzurum'a doğru hareket edeceğiz inşallah. Erkan Bey'i takibe devam edelim. Devam. Abone olmayan da varsa abone olsun dostlar. Bazıları abone olmayı izliyorlar. Abone olduk sanıyorlar ama siz abone olun, bildirimleri de açın arkadaşlar. Hani her attığım videodan haberdar olursunuz. Buradan Erhan abime, Ayhan abime de çok çok tekrar teşekkür ediyorum. Bu videonun sponsoru Asil Boyumculuk. Austin'den herkese selamlar dostlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Eyvallah. Selamun aleyküm arkadaşlar. Abi yolumuz uzun, 900 kilometre Erzurum'a gidiyoruz. Erhan abi ile Ayhan abinin yanından ayrıldık. Bu videonun sponsoru buyum Erhan abimize çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Kırıkkale'deyim şu an, Yaşayan tarafındayım. Niye buradan gidiyorsunuz diye sorarsanız, biraz önce izlediniz hani dedim şöyle bir ırmak kenarından geçeyim dedim. Hem dedim ufak bir video çekeyim. Ondan sonra dedim buradan vlog açayım, başlatayım artık. Salı günü sabah inşallah Erzurum'da olacağım arkadaşlar. 900 kilometre yolum var. Bir Kırıkkale'ye geçiyoruz işte. Ondan sonra artık Çorum, Sungurlu, Amasya, Taşova. Ondan sonra işte artık Tokat, Turhal, Erzincan, Erzurum diyeceğiz. İnşallah sabahleyin orada olacağım diye tahmin ediyorum. Gece gene birkaç saat kestiririm, yatarım Allah'ın izniyle. Ondan sonra abi ya Allah bismillah deriz, oradaki yükümüzü alırız, Ankara'ya doğru yola çıkarız Allah'ın izniyle dostlar. Bu arada arkadaşlar kamerayı şuraya yapıştırmak isterdim de şimdi ekipmanlarımı tam daha oturtturamadım arabanın içine. Bir tane buraya koyacağım, bir tane şu aynanın üstüne koyacağım. Hani uzun yollarda yan tarafı da çeksin hani sollayan arabaları falan. Arka kasaya yine hani araba çektiğim zaman yine arka kasaya falan da koyacağım. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi Yaşayan'dan çıkıyoruz abi. Artık Çorum, Sungurlu falan diyeceğiz. Hava kararmak üzere dedim. Hava tam kararmadan videoyu başlatayım dedim arkadaşlar. Ondan sonra artık gece belki bir mola verdiğim yerde çekerim. Geri kalan da yarın artık dönüşte yükümüzü aldıktan sonra Ankara istikametine dönerken çekerim biraz da. Şimdi Erzurum'a niye gidiyorum arkadaşlar? Geçen hani eski takipçilerim bilir. Hani Erzurum vlogum vardı benim. Hatta önümde bir tırmır devrilmişti Erzurum'dan. Ki bir kazayı falan paylaşmıştım. İki video paylaşmıştım Erzurum'dan. Erzurum'a götürdüğüm yük TÜBİTAK öğrencilerine bir
karavan tarzı bir yük var arkadaşlar. Onu götürmüştüm kışın karda tipide. Videoyu izleyenler bilir. Onun işi bitmiş orada. Geri tekrar Ankara'ya alıp geri getireceğim arkadaşlar. Ondan sonra inşallah Ankara'ya getirdikten sonra dostlar Ankara'ya getirdikten sonra artık yükümüzü teslim edeceğiz inşallah. Şu tren rayından da bir geçelim de. Korkuyorum böyle tren yerlerinden abi. Bakalım tren var mı yok. Dayım zaten görevli bekliyor da. Şurayı bir atlatalım abi tren yerine. Yolu görüyorsunuz abi. Leş gibi anasını satayım. Anasını avradın ya. Dostlar. İnşallah araba gelmez karşıdan. Sol taraf düzgün asfalt da sağ taraf toprak abi. Şöyle yavaş yavaş gidelim de. Dostlar yolumuz uzun. Daha çok sohbet edeceğiz. Vlogu açacağım. Bilmem ne yapacağım. İnşallah videonun devamında zaten izleyeceksiniz. Dostlar bu arada hala kanalıma abone olmayan varsa hani abone ol tuşuna basıp bildirimi açarlarsa çok memnun olurum arkadaşlar. Hani bana destekte bulunun. Hani o kadar emek veriyorum. Video montajıydı, çekimiydi. İşte ekipmanıydı, cartıydı, zurtuydu. Sizden ricam destek atarsanız çok çok memnun olurum. Çok sevinirim arkadaşlar. Onun için videoları beğenip hala kanalıma abone olmayan varsa da abone olup bildirim tuşunu açarsa çok memnun olurum dostlar. Şimdilik görüşmek üzere dostlar. Sağlıcakla kalın. Vay koçlarım vay. Yapıştır. Gitti yalan önden. Ne gidiyor lan gavur? Oğlum 100 kilometre hızla gidiyorum lan. Mobilete bak. Vay anam vay baba 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 baba. 100 110. Oğlum sen neyle gidiyorsun ya? Bak lan bak 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 bak. Kardeş sen ne motoru taktın lan ona? Abi video çekiyorsan ileride şeyi orada dur da at bana ya. Atayım mı? İbreyi de çek arada abi. He? İbreyi de çek arada diyor. Tamam çektim çektim. Vay anam vay. Bak. 90'a çıktım şimdi. Adamlar beni geçiyor ya. Oğlum kafana kas yok, bir şey yok. Oğlum şuniki çok deli gidiyor ya. 110 kilometre. Yavaş oğlum yavaş. Abi az ara sokaktasın abi. Oğlum yemek yiyecektim lan. Adam yatıyor lan motorun üstüne. Çorum'un girişindeyim. Lan oğlum manyak lan bunlar. Işık yok, bir şey yok. Yemin ediyorum manyak lan bunlar.
Oğlum ne cesaret lan! 110'la gidiyorum lan! Allah'a 110 lan! Oğlum deli lan bunlar! Oğlum manyak lan bunlar. Ne motoru var bunlarda hacı la? He? Bunlarda ne motoru var? 105 abi, Polinset. 105 cc mi bu? Yok. 50 cc'de geçiyor da biz motor büyüdü yok bunlarda. Motor hacim İşte büyüyor. Yani kaç yani, cc? 70 cc diye geçiyor abi. La kardeş 110'la gidiyorum la kardeş yetişemedim la size. Hay maşallah ama kardeş bak dikkatli olun ya. Bizim buralarda sıkıntı ya. Dostlar şu an Çorum'un hani girişindeyiz izlediğiniz üzere arkadaşlar biraz ölüme meydan okuyorlar ama ibreyi gördünüz yani 110'la giderken adamlara abicim yetişemedim ya yok böyle bir şey. Arkadaşlarla da bir tanıştık. Eyvallah abi. Kardeşim bu videoyu izlerseniz Allah razı olsun. Eyvallah abi. YouTube'a şey yazın. Los Angeles yazın ben çıkarım zaten kardeşim. Ben de sadece şeye gidiyorum Erzurum'a. Vlog çeke çeke gidiyorum. Hani tesadüfen sizi de gördüm dedim sizi de bir çekin. Ama kardeşim çok dikkatli olun la kasmas da yok ha. Ya biz ölüm ya. Bari bir ışık mışık takın la bari. Ya abi ışık mışık iptal ya. Ben sizi ileriden tap bisikletli falan gördüm biliyor musun? La baktım ışık mışık yok. Sonra baktım. Gel de emrimde geldi. 110 gidiyorsa ne yapıyorsunuz la siz? Ne yapalım abi? Bak emmimde ışık var bak. Bak emmimde ışık var ne güzel. Değil mi emmi? Maşallah. La abi bunlar ne gidiyor la 110 gidiyorlar ya. Yetiş bak abi. La abi yetişemedim ya adamlara. Numaranı söylesene abi. Yaz kardeş. Evet selamun aleyküm dostlar. Mobiletçi motorcu gençleri uğurladıktan sonra bir yemek molası verdim abi. Ondan sonra yoluma devam ediyorum. Şu an Amasya'ya doğru gidiyorum arkadaşlar. Zifiri karanlık arkadaşlar. Sokak aydınlatması hiç yok. Size şöyle Bizeno'nun etkisini bir göstereyim dedim. Şu tepe lambasını da kapatayım. Abi alabildiğince uzuyor ya farlar. Şu önümdeki araba bir gitsin abi tepeye çıksın. Evet bizden onu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Abba! Önüm aydınlık abi. Aba baba baba her yeri görüyorum la. Kısalar. Çok hızlı çakıyor be. Maşallah maşallah. Buradan bu videoyu izliyorsa Ankara Far Tasarım Merkezi Selçuk Ahmet'e çok çok selamlar abi. Gecem gündüz oldu abi. Ellerine kollarına sağlık. Selçuk abim ellerine kollarına sağlık abi. 10 numara maşallah. 10 numara 5 yıldız abi. Çaka çaka gidiyorum. Dostlar Amasya'dan herkese günaydınlar. Sabah saat 6 arkadaşlar. Amasya'ya girerken gece 2 miydi? 2.30 muydu? O civarlarda biraz uykum vardı. Dedim kestireyim biraz. Amasya'ya girerken bir tenha bir yerde arkadaşlar kestirdim. Sabah saat 5.30-6 gibi dedim abi yolcudur Abbas yola devam. Yolumuz uzun dedim kendi kendime devam. Şimdi Amasya'nın içine girdim arkadaşlar. Amasya'nın içinden doğru devam edeceğim artık. Buradan artık Taşova diyeceğiz. Taşova'dan artık işte Turhal'ın yanından geçeceğiz. Erzincan Tokat Turhal'ın. Ondan sonra artık Erzincan diyeceğiz. Erzincan'dan sonra da Erzurum diyeceğiz inşallah. Evet, Amasya'nın içindeyiz abi. Sabah saat 6'ya geldi. Daha herkes çoğu insan yatıyor tabii burada. Çoğu insan yatıyor abi. Ben de şöyle kenarlardan bakıyorum hani pohçacı pastane tarzı bir yer var mı? Varsa. Varsa hani inceden bir şey yapacağız. Allah Allah hiç mi yok burada pastaneci mastaneci şöyle bir çay içeyim. Kendime geleyim abi.
kere daha gelmiştim sabah böyle bir Amasya'ya. Kahvaltı yapmıştım. İyi hatırlıyorum, börek, poğaça, moça. Ama neredeydi işte? Sabah 6 olmuş, pastane kapalı ya. Allah Allah. Dostlar, Amasya'dan şimdilik görüşmek üzere. Kahvaltı yapayım. Ondan sonra inşallah yolumuza devam edeceğiz. Yol uzun abi. Dostlar, kahvaltımızı yaptık Amasya'da. Tokat Niksar'a kadar geldim. Niksar'da kameramı, kadrajımı tekrar açıyorum arkadaşlar. Geçen sene yani ilk makineyi Erzurum'a getirdiğimde kışın tabi kar tipi falan vardı abi o zaman. Yani buralara kadar bir şey yoktu arkadaşlar. Hani Niksar'a kadar bir şey yoktu. Tokat Niksar'ı geçtim abi. Erzincan yakınlarında kar zaten bir bastırdı. Erzincan, Erzurum full kar tipiydi abi. Zaten eski videomu izleyenler bilir. O şekilde sabah inmiştim Erzurum'a. Makinamı indirmiştim, geri dönmüştüm arkadaşlar. Bugün de yani işte bu sefer de yazın gidiyoruz bıraktığımız makineyi almaya. Tabi yazın da başka bir güzel abi yollar. İşte her tarafta yeşillik, ağaçlıklar, yollar kuru, bilmem ne. Dayım selektör atıp duruyorsun da bak zaten yani şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Acayip dağlık bir bölge. Her tarafta dağ var. Şey de öyle. Erzincan, Erzurum. Erzincan'la Erzurum'da bunlardan daha da yüksek dağlar var yani. Buralar yüksek ama orada daha da yüksek dağlar var. Ama bak adamların evleri abi ne güzel yerlerde görüyor musun? Bak ne güzel ormanın ağacın dibinde. Böyle yerleri çok seviyorum ya. Doğal abi. Organik. Bir şeylerle uğraşıyorsun köy yerinde. Uğraş veriyorsun. Çabalıyorsun. Hem spor yapıyorsun hem sağlığını koruyorsun. Ne bileyim her şey organik, doğal. Durum öyle abi. Abi o kadar yol geldim, daha 450 kilometre daha var ya. Bu yol bana şeyi hatırlattı. Rize yolunu. Bir de Rize'ye şey bırakmıştım yani. Araba. Bu yol bana orayı hatırlattı abi. Samsun'a kadar gittik. Samsun'dan sonra bir Samsun daha yaptım. Hastane nerede amca? Dostlar, bu amcamızı yoldan aldım. 98 yaşında, yazık. Zor abi, yaşlı, harbiden zor. 5 tane çocuğu varmış. Zor. Amca, hastane bura mı? Burası Neva Hastanesi. Özel yok. Özel mi? Seninki nerede? Öbür hastaneye sen uğraman mümkün değil. Kırklar tepesinde öbür. Şimdi ekili geçsin, aynen hiç öyle. Ben biraz önüne ineceğim ben. Tamam. Sağ dön. İki dakika sonra ineceğim ben. Tamam, sen bana tarif et de geçmeyeyim orayı. Tamam. Ben sana söylerim, tamam. İndirirsin. Tamam amcacığım. Aynen yolu takip et. Sana bak. Tamam amca. Dostlar şu an Erzincan'a gelmiş bulunmaktayım. Şurayı hatırladınız mı? Kardeşler Otopark. Emre abinin yeri. Buradayım arkadaşlar. Şimdi amcamı indirdim. Normalde çevre yoldan gelecektim de sırf amcam için hani şehir içine girdim. Yazık. Abi 98 yaşındaymış. 5 tane çocuğu varmıştı. İkisi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Eşiyle beraber hani bir trafik kazasına gitmiş onlar. Ama üzüldüm abi. Yani geri kalan 3 çocuğu demek ki bakmıyorlar. Köyde yalnız yaşıyormuş. Yani 98 yaşındaki adam nasıl yalnız yaşar abi? Yazık, günah. Vallahi üzüldüm ben dostlar. İnşallah Rabbim kazadan beladan amcamızı korusun inşallah. Evet dostlar, Erzincan'a gelmiştik. Hacı amcamızı indirdik hastanenin o tarafa. Erzincan'daki hani geçenki vlogumu bilenler bilir. Allah razı olsun yine Suat abim, Fatih abim, Yaşar abim. Hani oturduk, yemek yedik. Allah razı olsun. Yedirdiler, içirdiler. Sohbet, muhabbet, asker falan ettik. İstikamet şimdi Erzurum diyeceğiz dostlar.
Abi Suat abi hep ben gelirim abi. Olmuyor böyle, biraz da siz gelin ya. Sıkıntı yok inşallah. Allah'ın izniyle oradayız. Valla ben de bekliyorum abi inşallah hepinizi. Ankara'da bir eviniz var abi sizin. Eyvallah. Her zaman bekliyorum abi. Dostlar görüşmek üzere. Sağda da kalın. Allah'ına torun abi. Söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Herkese selam. Saygınızı seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet dostlar, Erzincan'dan ayrıldık. Erzincan'daki kardeşlerime, dostlarıma, beni sevenlerin hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Abi Emre abinin mekanına geldik. Emre abi işteymişti, hani göremedim de dönüşte görebilirsek uğrayacağım işte. Ondan sonra Yaşar abim sağ olsun hani yemeğe buyur etti. Yemeğini yedik, çaylarını içtik. Fatih abim, Suat abim, Umut kardeşim, Osman kardeşim, ondan sonra Ebrar kardeşim, hepsine de buradan çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Allah razı olsun hepsine de. Hani buyur ettiler, sohbet ettik, muhabbet ettik. Hepsini seviyorum. Hepinize selamlar olsun inşallah. Beni buralara getiren takipçilerime, sevenlerime hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu başarı hepimizin arkadaşlar. Yani Allah razı olsun. Hani gittiğimiz yerde tanınıyoruz. Hani buyur ediyorlar. Hepsini çok seviyorum. Hepsinin Ankara'da bir evi var. İnşallah ben de hepsini bekliyorum arkadaşlar. Erzurum'a çok az bir yolum kaldı. İşte yükümü alıp inşallah dönüşte istikamet Ankara diyeceğiz Allah'ın izniyle dostlar. Bir vlog da, yani bu vlog da çok keyifli geçiyor, güzel geçiyor. Ya yol uzun ama hani böyle insanlarla hani karşılaştım, muhabbet ettikçe ya yol dayanmıyor yani, yol bitiyor arkadaşlar. Hani yol nasıl bitiyor ben bile anlamıyorum yani. Yeter ki dostluk olsun, samimiyet olsun, muhabbet olsun dostlar. Erzurum'da görüşmek üzere. Tamam, tamam kardeşim benim. Tamam, eyvallah. Sağ olasın Bekir'im. Hadi Allah'a emanet ol kardeşim, eyvallah. Dostlar, bu yolu hatırladınız mı? Şimdi bir tır kazası vardı hani. Tam burada olduydu işte. Dur bir saniye bakayım, bir burası mı hatırlarım şimdi şu kavşaktan. Yok, orada bariyer yoktu ya. Bura değil abi, bir dahaki herhalde. Tam 20 kilometre kala falandı. Video izleyenler bilir, tam önünde tır devrilmişti. Hatta şoförü falan içeride biz çıkardık. Yani yerler buzdu abi. O gün ben tipine karda kışta Erzurum'a gelmiştim çok şükür. Lastiklerim iyiydi. Hani araba iyi, şoför iyi. Şoför arabasına yakışıyor, araba şoförü yakışıyor diyorlar yani. Öyle bir şey oldu abi ama çok şükür kışın kazasız belasız gelmiştik abi o zaman. Yerler böyle bildiğin ince buzdu ya. Hatta şoförü çıkarırken donmuştum abi arabadan. Yani parmaklarım artık böyle dışarıda uyuşmuştu yani, hissetmiyorum parmaklarımı. O derece bir soğuk vardı arkadaşlar dışarıda. Yükümüzü sardık Erzurum'dan. Şimdi buradan artık istikamet Ankara diyeceğiz. Erzurum'u terk ediyoruz. Erzurum'u takipçilerime buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Hani görüşemiyoruz, edemiyoruz. Bir iki kişi yazdı abi görüşelim diye de tam Erzurum'a girmiyorum yani. Hani bu su arıtma cihazlarının orada. Erzurum bayağı bir 20 km arada ileride arkadaşlar. Şu manzarayı size bir göstereyim. Dağların arasından geçiyoruz. Erzurum, Erzincan yolu. Şimdi Tercan'da Osman'ın yanına gideceğim arkadaşlar. Tercan Otokurtarma'nın. Osman bekliyor, onun yanına gideceğim. Herhalde orada bir 10-15 dakika takılırım. Yolumuzun abi fazla oyalanmak istemiyorum. Artık oradan da istikamet Ankara diyeceğiz inşallah. Dinlene dinlene gideceğiz. Allah'ın izniyle. Dostlar. Dostlar. Kayaları görüyorsunuz mu? Vay be. Sol tarafta da yol çalışması var. Burayı da bölmüşler abi. Tek şerit. İnsan şu kayaların yanından geçerken abi korkuyor biliyor musun? Zaten hep düşmüş kayalar yani, onları görüyorsun ya. İnsan bir tuhaf oluyor ya. Hadi bizi geçerken düşerse Allah muhafaza, Allah korusun. Selam dostlar, bendeniz Los Angeles Otokurtarma. Arkadaşlar Erzurum'dan çıktık. Hani yükümüzü sardık, şöyle göstereyim. TÜBİTAK'ın gene su temizleme şeyini aldık arkadaşlar. Ankara'ya doğru çıktım yola. Erzincan'da görüştüğüm Osman kardeşim Tercan'da. O da Erzincan, Erzurum arasında Tercan diye bir ilçe var. Değil mi kardeşim? Evet, arasında. Abi gel buyur dediydi. Sağ olsun hani yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, sohbetimizi, muhabbetimizi ettik.
Şimdi yolcu yoluna gerek tabii, ben yola çıkacağım. Bu arada arkadaşlar, hani tatilciler gelir, hani tatile gelirsiniz, bir şey olur. Tercan'da güzel Gölmöl var, hani turistik yerler var, gezi yerleri var. Hani oldu ya, aracınız arızalandı, bozuldu. Ben gene şöyle Osman kardeşimin numarasını sağ üst köşeye ekleyeyim. Hani bir ihtiyacınız olursa, hani 7/24 Osman kardeşim de cana yakın bir insandır. Sağ olsun, bana da çok yardımcı oldu. Benim en büyük sorunumu çözdü arkadaşlar. Kantar sıkıntım vardı. İnşallah benim Katar işini çözeceğiz Allah'ın izniyle. Bundan sonra kantarlardan rahat rahat geçeceğim inşallah arkadaşlar. Yalnız 7/24 değil abi, 8/25, 9/26 bir şekilde zaferimiz devam etmekte. Ama abi ben her zaman ufak ilçeleri sevmişimdir. Ne güzel abi, yolun kenarında şurada çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. Ya güzel oluyor yani, Ankara gibi değil abi, Ankara büyük yer. Hani nereye gitsin, dükkan bilmem ne, çarçut, ama ufak ilçe gerçekten ben seviyorum abi. Hani bilmiyorum da alışanlar için siz. Gerçi siz hacı bıkmışsınızdır da. Kafara. Tükendik ya. Dostlar, ben de inşallah Osman kardeşimle Bekir kardeşim bekliyorum Ankara'ya. İnşallah. Ya bir iş gelirse bekliyorum hacı. Yani bak, bu benim Erzurum'a ikinci gelişim, ben de bekliyorum inşallah dostlar. İnşallah abi. İnşallah. Dostlar, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Saat 5'e 10 var. 2 gibi yattım arkadaşlar. Yani ortalama 3 saat kadar uyumuşum. Uyku önemli abi. Uyku bastırdın mı çekeceksin, yatacaksın abi. Uyku çok önemli. Onun için abi yatacaksın. Yoksa Allah muhafaza, sıkıntı. Abi kalktım, hava aydınlanıyor. Bir elimi yüzümü yıkadım, kendime geldim. Ya Allah, bismillah dedim, tekrar yol abi. Yolumuzun çünkü abi. Bak gideceğiz şey abi. Abi sevenimiz çok. Allah razı olsun hepsinden de. Her yerde karşıladılar. Yanıma geldiler. Çayımızı, çorbamızı içtik. Muhabbetimizi ettik. Yani gidelim, gideyim demesem abi daha bırakmayacak beni adamlar. O derece yani. Yeter dedim başkanım, artık gideyim dedim ya. Yani herkes işine gücüne baksın dedim abi. Yolum uzun abi, git bitmiyor anasını satayım ya. Onun için ne yapıyoruz? Abi hasta ziyareti gibi ziyaretleri şey tutuyoruz kısa, çünkü mesafe uzun, üstümüzde yük var. Boş ki gibi hani gidip gelemiyoruz yani, boş olduğu gibi. Ondan dolayı tertemiz abi. İşin bittiyse vedalaşacaksın, yuvaya dönüş yapacaksın abi. Dostlar, daha güneş çıkmadı. Hava aydınlanmaya başladı ama. Teknik abi. Abi tek tük araba var. Şöyle işte gidiyoruz bakalım, aheste aheste bismillah dedik. Yo Tokun başkan ya. Ben de vlog çeke çeke işte gittim geldim. Evet dostlar, Nasibi görüyorsunuz değil mi? Abi senin şey neydi isim? Ahmet. Ahmet abimizle beraberiz arkadaşlar. Tokat Erbağ mıydı abi? Erbağ'dayız arkadaşlar. Zaten arabasını arkadaşlar da yazıyor Erbağ. Aynen. Şimdi ben hani Erzurum'dan doğru geliyorum ya, Erzincan'dan. Ahmet abimiz beni karşı şeritten gelirken görüyor. İleriden dönüp bana yetişiyor. Şimdi beni çaya davet etti. Bir çay içeceğiz arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Sağ olasın Ahmet abi. Yani şaşırıyorum böyle. Hani seviyorlar. Hani Allah razı olsun hepsinden. Ben de onları çok seviyorum. Ben de bekliyorum Ahmet abi inşallah. İnşallah. Abi hep öyle diyoruz da gel. Ya hadi gel abi. Dostlar, Ahmet kardeşim de sağ olsun, çayımızı içtik, biraz muhabbet ettik de. Ahmet Ankara lafını duymak istemiyor arkadaşlar. Ankara'da bayağı bir şeyler yaşamış. Arabasının 4 jant lastiğini çalmışlar. Ondan sonra 2 çorbaya 150 lira hesap vermiş. Başka ne vardı Ahmet, bir şey daha söyle değil mi? Var abi. Ha, Beypazarı'nda arabasını taşlamışlar.
vesaire vesaire. Hep Ankara'da kötü bir anısı olmuş, ondan dolayı Ankara lafını duyunca Ahmet biraz bir geriliyor şöyle. Başka bir anım var mı Ahmet? Yok abi. Yani Ahmet'in Ankara'da başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez arkadaşlar. Anlatırken ben bir yandan gülüyorum bir yandan üzülüyorum ama Ahmet'cim hani şeye bakma bu sıra yani. Yok sorun değil. Yani arabasının 4 çant lastiğini çalmışlar, takozda bırakmışlar. 2 çorbaya 150 lira hesap vermiş. Beypazarı'nda taşlamışlar arabasını. Bayağı bir şeyler bir geçirmiş Ahmet. Buradan geçmiş olsun diyeyim artık Ahmet'e de. Yani artık Ankara lafını duyduğunuz zaman Ahmet şey oluyor, geriliyor şöyle. Aman aman abi diyor, Ankara diyor kalsın diyor, bir daha ben diyor gelmem diyor. Bunu da buradan size bir hani söylemek isterim dostlar. Dostlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Amasya'dan herkese selamlar. Sevgiler, buradan da Amasyalı takipçilerimize selamlar olsun inşallah. Abi uzun yol vlogu iyi oluyor. Yani gittiğim yerlerde insanlarla hani karşılaşıyorum, tanışıyorum, kaynaşıyoruz. Çok güzel bir şey. İşte daha yeni Tokat Erbağ'da takipçim beni karşı şeritten görmüş. İleriden adam dönmüş, hızlı gelmiş, bana yetişmiş. Çay içtik, sohbet ettik. Ondan sonra dostlar, ondan sonra arkadaşlar Umut kardeşim pek kadraja girmedi ama Erzincan ekibi gerçekten harika abi çekiciler. Adamlar birbirlerini şey yapıyorlar, tutuyorlar. Ondan sonra Erzincan ekibi güzel adamlar abi. Allah razı olsun hepsinden de. Kaynaştım, ısındım. Geçenki geldiğimden daha çok hani çekici vardı bir sefer. Bayağı bir kaynaştık. Hatta Umut abi dedi, yani şimdi yalan yok dedi. Hani ben dedi seni bayağıdır dedi motovlogdan beri dedi takip ediyorum dedi. Yani ben dedi çekicilik işinden çoğu her şeyi dedi senden öğrendim dedi. Yani bunları duymak, dinlemek beni gerçekten çok mutlu ediyor arkadaşlar. Yani ya bir şeyler öğretebiliyorsak, hani bir şeylere vesile oluyorsak ne mutlu bize. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Vallahi lan nasıl adamsın sen ya. Yani bir şeyler öğretebiliyorsak, bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize abi. Yani gerçekten çok mutlu oluyorum. O insanlarla sohbet etmek, kaynaşmak, yani bu yorumları duymak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu arada arkadaşlar, Amasya Amasya güzel yermiş abi. Baksana ortasından dere geçiyor. Ne güzel. Köprü var. Dağlar oyuk. Yukarıda bir kale var. Şurada bir şelale akıyor. Bizim Turgut Altınok gibi yapmışlar bu da. Şelaleli melaleli. Ama bununki doğal kayadan tabi. Bizimkiler hep yapay. Durum böyle dostlar. Şu karşıdaki şelaleye bak lan. İnşallah görünüyordur. Ama güzel olmuş ha. Vallahi güzel olmuş şelale. Ağaca bak lan. Tak şelalenin üstündeki kayadan çıkmış ağaç. Vallahi billahi. Abi burada da asfalt çalışması var lan. Nerelere girdik biz? Nasıl yaptık? Ne ettik? Harbiden Amasya'nın içine girdik yani bu sefer. Nereden gideceğiz şimdi biz? Oo, şuradan çıksak. He, Tokat diyor, tamam şuradan çıkacağız. Abi Amasya da güzel ya. Şu karşı dağlardaki evlere baksana. Abi o adamlar her yere şey dikmişler la ev. Şuradan çıkalım abi. Ha, şu şehir işlerini hiç sevmiyorum ya. Dostlar.